Evden çıktı. Direkt buraya geldi. Oturuyor bir saattir. Sebebini anlamadım. Ben anladım. Tamam, sen git. Korkarsak babamları kırıyamayız. Bir gün yangın çıkaracağız diye korkuyorum. Korkarsan çıkar. Sen korkmuyor musun? Babamları kırıyoruz. Korkarsak babamları kırıyamayız. Hayırdır bu saatte? Bizim mahallede ne işin var? Ağacı buraya dikmişler, ne yapalım? Mahkeme için gece nöbetine mi çıktın? Babamı kurtarmak için nöbete ihtiyacım yok. Sadece yalnız kalmak istedim. Anladım. Hadi eyvallah. Tek başına sabahlama burada. Çok tekin değil. Biliyorum. Sadece kabul etmek istemiyorum. İyi. Ben söyleyeyim de. Bak, dediğim gibi yerleş buraya bir yere. Bekle sadece. Bırak.
Selamın aleyküm. Şirketinde çalıştığınız Rıfat Bilgin'in direkt bir talimatıyla mı yerine getirdiniz? Hayır. Size daha önce söylediğim bağlantılardan temin ettim malı. Araca diğer arkadaşlarla birlikte iyileştirdik. Rıfat Bilgin'in haberi ve bilgisi yoktur. Peki diğer üç şoförün araçlarına uyuşturucu paketini yerleştirmesinde siz mi yardım ettiniz? Evet. Her şeyi dördümüz birlikte gerçekleştirdik. Başka hiç kimsenin bağlantısı yoktur. Durum çok açık Sayın Başkan. Bahsi geçen şirkette çalışan şoförlerin kendi arasında organize ettikleri bu suçla müvekkilimin uzaktan yakından alakası yoktur. Sayın Başkan, dosya içeriğine baktığımız zaman da Rıfat Bilgin'in uyuşturucu kaçakçılığı yaptığına dair elimizde hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kesin ve inandırıcı hiçbir delil bulunmamaktadır. Rıfat Bilgin açısından herhangi bir suç unsuru oluşmamıştır. Durum böyleyken beraat etme ihtimali bulunduğu için kendisinin tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Sayın Başkan, suçu üstlenen şoförlerin eşlerinin de tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Ve avukat Dila Bilgin'in şoförlerin avukatlarıyla görüşüne dair deliller elimdeki dosyada mevcuttur. Şoförlerin eşlerinin ifadesinden de anlaşılacağı üzere Bilgin ailesi suçu şoförlerin üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Önünüzdeki dosyada bulunan deliller de bu manipülasyonu destekler niteliktedir.
Tarafınıza iletmiş olduğum fotoğraflarda Bila Bilgin şoförlerin avukatlarıyla görüşmüş. Ve şoförleri avukatları üzerinden suçu üstlenmelerine ikna etmiştir. Şoförlerin itirafları davanın sonucunu değiştirecek mahiyette değildir. Bu örgütlü suçun başındaki kişi şoförler değil, Rıfat Bilgin'dir. Sakin ol. Sakin. Kapının önünde seni bekliyorlar, merak etme. Kuzgun, bana bak. Sen abisin. Eğer kardeşlerin üzülürse onlara sen umut vereceksin. Tamam mı? Tamam. Ama ben de çok üzülüyorum baba ya. Buraya kapattılar seni. Ben buradan çıkacağım. Senin ayaklarınla çıkacağım. Senin gözlerinle çıkacağım. Sen koşabiliyorsan ben de koşabiliyorum. Sen dışarıdaysan ben de dışarıdayım sayılır. Sen özgürsen ben de özgürüm. Benim içime mi girdin baba? Çıktı. Hazırlıksız yakalandık tabii. Bununla ne yapabilirsin? Bir düşünelim bakalım. Gereği düşünüldü. Toplanan deliller ve tanık beyanları 5237 no'lu yasayla Türk Ceza Kanunu'nun 188'e 3 maddesi gereğince sanıkların 10'ar yıl hapsine, İkişer bin lira idari para cezasına hükmedilmesine, dosyada bulunan delillerin çerçevesinde tutuklanmalarına, tutuklanmadan dolayı sanıkların yakınlarına kolluk vasıtasıyla haber verilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir. Thank you.
Büyük patlama. Bundan sonrası yeni dünyanın kurulması. Biliyorsun değil mi? Benim dünyam, senin dünyam. Baba, daha hiçbir şey bitmedi. Seni kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Merak etme, tamam mı? Biliyorum kızım. Biliyorum. Hem biletlerimiz var, unutma. O seyahate birlikte gideceğiz, söz verdiğimiz gibi. İlha Bilgin. Evet. Savcı Bey sizinle görüşmek istiyor Dila Hanım. Geliyorum. Tutuklanmış. Anne tutuklanmış. Arkadaşlar, gerekli açıklama BLGN Holding önünde yapılacak, tamam mı? Babanızı koruyamamak nasıl bir duygu Ali Bilgin? İtibarınız büyük zarar gördü. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Soruları basın açıklamasında değerlendirin. Yıkıldın Rıfat Bilgin. Sen de yıkıldın. Allah büyük. Yusuf'umu götürdüğü gün hatırlıyor musun hain? Sen o günün kefaretini şimdi ödüyorsun. Allah'ıma şükürler olsun. Sen ne yaşattıysan onu yaşıyorsun Rıfat Bilgin. Ama yetmez. Bu bile yetmez. Ağzım yakandı. Ölünceye kadar yakandı. Öldükten sonra da yakandı. Benim ağzımdan hiçbir yerde sana geçit yok Rıfat Bilgin. Dur. Allah'ıma şükür olsun. Allah'ıma şükür olsun. Döktün içini. Neler söyledin öyle be? Aslanım anne. Dişi kaplan mübarek ya. Cebeci kardeşler. Gelin bakayım. Ya durun demedim, gelin dedim. Kapın bakayım istediğiniz kadar. O gün babamı ziyarete gittiğimiz o ilk gün. Sen bize bir şey demiştin. Pamuk şeker alacağım size. Ama babam demiş ki adalet yerini bulduğunda. Sen de adalet ne demek diye sormuştun. Hep çene, hep çene. Hadi in. Göreceğim. Bu kadar çıktı. Hazırlıksız yakalandık tabii. Bununla ne yapabilirsin? Bir düşünelim bakalım. Kumuyla kartala pamuk şeker alırım. Üzüldüler ya. En çok o sevindirir onları. Akıllı oğlum benim. Ya da bak şöyle de yapabiliriz.
Sen şimdi bu paraya hiç dokunma. Tamam mı? Sonra ben buradan çıkabildiğim gün, yani adalet yerini bulduğu gün, üstüne daha fazla para koyarız. Siz de ikişer üçer tane pamuk şeker yersiniz. Olur mu? Olur. Daha güzel olur. Bugün hemen gelecek zaten değil mi baba? Bu para senin için hep o günün umudu olsun. Bekleyecekler pamuk şekeri. Ama birazcık. Hadi eyvallah. Söyledim ben sana değil mi? Yapacağım dedim. Bugün senin rahat uyumaya başladığın günlerin ilki. Daha dur. Arkası gelecek. Senin ruhunu dindiremedim ben daha biliyorum. E içimdesin ya sen benim. Oradan biliyorum. Ha bak bugün senin çocuklara pamuk şeker yedirdim. Hani sana demiştim ya. Dedim gün bugündür daha fazla bekletmeyeyim. Hala seviniyorlar biliyor musun pamuk şekere? İyi çocuklar senin çocukların iyi. Kız Asi. Bir görsen postacı başı. Oğlan duygusal. Öfkesi falan da öyle. Hala yaralı çocuk. Nereye vuracağını bilmiyor kendine. Ha bir de malum senin parayla alamadık pamuk şekeri. Tedavülden kalktı biliyorsun. Ama hep yanımda. Son ana kadar. Daha dur. Altlarındaki asırı yeni yeni çekmeye başladım babam. Sıra o senin de ipinin bağlı olduğu en tepedeki Behram Efendi'ye de gelecek. Neler yapacağım ben onlara neler sen daha bekle. Thank you.
Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Ben sana anlatayım ufaktan. Şimdi bak, bu depo bizim bu işleri döndüreceğimiz yer. Nasıl anlatayım? Bir nevi üs gibi düşün. Sevkiyatları da buradan yapacağız. E şimdilik biz bizeyiz. Boş ver, daha iyi. Hem ben bu işleri tam bir kavrayana kadar daha güvenli olur. Biliyorsun, nerede çokluk orada... Kontrol edemeyeceğin insanı sokmayacaksın içine. Sonra üzülürsün, üzerler. Öyle kimseye de önemsiz falan demeyeceksin. Maazallah, patlar sonra. Şu 200 sevkiyat yapalım. Şu paravan şirket muhabbetinden de sıyrılırız. Başka kardeşler de dahil olur bize. Nerelisin abim? Her yerle. E tabi her yerle olunca da insan hiçbir yerli de oluyor aynı zamanda, değil mi? Bak görüyor musun beni? Dervişimle takıla takıla biz de filozof olduk. Sen nerelisin? Aynı. Dervişim seni verdi. Dedim ki bana en güvendiğin insanlardan birini ver. Sen geldin. E anlat bakayım, sen nereden tanıyorsun onu? Hayatımı borçluyum ona. Sokaklardan aldı çıkardı beni. Bugünlere getirdi. Ne derse yaparım yani. Ricası emirdir. Hiçbir şey anlatmıyor değil mi? Nedir, kimdir? Sır küpü mübarek. Hayır yani bir yere kadar geliyorsun, sonrası mühürlü. Geçemiyorsun o sınırı. Öyle.
Ona güvendiğim kadar kimseye güvenmedim bu hayatta, biliyor musun? Tanımıyorum da hala ama ne bileyim yani, şuradan bir yerden tanıyor gibiyim adam. Neyse, seninle çok işimiz var Cihan. Şu yeni sevkiyatla beraber bizim de parayı güzelce kaldırdığımız bir iş olacak. Bak gör, yeni sevkiyat ne zaman abi? Bakacağız, bir şekilde haberi gelir. Bunlar şimdi ilk işi benimle yaptı ya, devamını da benimle yapacaklar. En azından bir müddet. Gel bir turlayalım ya. Ne var ne yok. Sevkiyat iki gün sonra. Toplantısını da yarın yapacağız. Kiminle abi? Aynı Kamil'le. Bu Burada Aslanlı diye bir herif var ya, onunla yapacağız. Sonrasına da bakacağız artık. Neredesin? Ben de ne zaman arayacaksın diye bekliyordum. Neredesin? Tepede buluşalım. Her şeyi biliyorum kuzum. Her şeyi. Babamı hapse senin attırdığını biliyorum. Onu çıkarmama engel olduğunu biliyorum. Mesleğimi elimden alanın sen olduğunu biliyorum. Arkamdan dolandın kuzgun. Nasıl bakacaksın şimdi yüzüme? Ha? Nasıl bakacaksın? Başından beri sana olan bütün zaafımı kullandın. Kullanmak ne kelime be? Sömürdün. Tek amacın babamı hapse göndermekti. Ha, bir de baştaki o saçma güven oyunların. Allah kahretsin. Ben görmeme rağmen inanmak istemedim. Ben sana rağmen, ben herkese rağmen seni seçtim. Ben sana güvendim ya. Görmek istemedim kuzgun, anladın mı? Ben kabul etmek istemedim. Ben dedim ki geçmişten gelen bir hırsı varsa, bir intikam hırsı varsa geçer sandım. Geçirebilirim sandım ya, salak gibi. Eğer amacı intikam olsaydı, babamın güvenini böyle kazanamazdı dedim. Sen herkesi parmağında oynattın kuzgun. Ben aptalım ya. Ben nasıl kandım ya sana? Ben nasıl güvendim sana? Yapma. Yazıklar olsun bana. Ben bir de sana aşık olduğumu falan düşündüm. Sen kellelerimizi uçurmaya ant içip gelmişken ben karşına geçip sana kalpten, aşktan falan bahsettim. Böyle biri iyileştirilebilir mi ya? Ben sandım ki kabuğunu kırarım. Kabuğunu kırıp seni kurtarırım sandım. Sen dünyanın en büyük kazığını geldin sırtıma sapladın kuzgun. Hepimizi aptal yerine koydun. Babam seni yanına almayacaktı ki. Babam seni yanına almayacaktı. Ben soktum seni oraya, anladın mı? Ben yalvardım. Ben gidecektim ya Londra'ya. Dönecektim. Sırf sen döndün diye. Senin yanında olabileyim diye kaldım. Ali o kadar haklıymış ki. Ali başından beri o kadar haklıymış ki. Ben tuttum onu. Ben engelledim şimdiye kadar. Eğer engellemiş olmasaydım şimdiye kadar sen çoktan çıkıp gitmiştin hayatımızdan. Hayatımdan. Ama bravo. Yakaladın. Bu hikayenin aptalı benim kuzgun. İşte burayı bu yüzden seçtim. Rahat rahat bağırabildi ya. Gerçi bir şey değiştirmeyecek. Baban yine hapiste kalacak. Sen de onun için en fazla bir avukat tutabilirsin sadece. Malum senin diploma askıda. Sen nasıl çıkabildin ya böyle insanlıktan? Sen bana bunu nasıl yapabildin kuzgun? Birincisi, aslında en önemlisi. Sen o ailedeki en iyi şeysin. Ama sen bu acıyı yaşamayacaksın diye mi vazgeçelim adaletten avukat hanım? Benim babam suçsuz yere hapis yattı.
Senin baban sattı benim babamı. Unuttuk mu? Ha? Hatırlatayım. Bak bizim evden uyuşturucu paketi çıktı. Dediler ki benim babam için bu adam bile isteye mesai arkadaşını öldürdü, öldürmediği halde. Bir kaset tutturdular beni götürmeden önce. O kasette senin babanın da vardı. Hayırdır ya? Ne bu yaygara şimdi? Benim babamın günahı yokken hapse girdiğinde bir dert yoktu da. Senin baban hapse girince mi dert oldu? Ya bir de üstüne üstlük senin baban gırtlağa kadar karanlığa batmış, günaha batmış. Uyuşturucu satıyor, silah satıyor. Senin baban suçlu kızım, suçlu. Merak mı ediyorsun, öğrendin mi? İyi bir de benden duş. Ben yaptım, ben. Her şeyi ben yaptım. Yıllarca açığınızı aradım. Gazete haberleri topladım. Televizyondan, internetten sizi izledim her gün. Ne zamanki sen temelli döndün, o gün planımı yaptım. Neydi biliyor musun planım? Sadece o evin içine kendimi atmaktı. Allah razı olsun. O yolu sen açtın bana. Yalan yok. Babanın dibine kadar girdim. Babanı nasıl hapse attıracağımı bilmiyordum. Şerefle Ayhan'ı öldürüp nasıl sıyrılacağımı da bilmiyordum. Nasıl yapacağımı, nasıl olacağını. Ama yapacağımı biliyordum Dila. Ben tek bir şeye güvendim, bak burama. Bu kalbin içinde hepinizin ismi yazılı. Unutmayayım diye her gün sayıkladım, her Allah'ın günü. Senin ismin de var orada. Ama sana yapacağım şey direkt sana değildi. Ya bu adamı baban yarattı. Baban gibiler yarattı. O kıramadığın kabukların var ya, onlar attı üstüme, onlar kanattı. Senin bir suçun yok. Ama bir dert var. Sen Rıfat'ın kızısın. Babanı almak zorundaydım çünkü senin baban benden babamı aldı, babamı. Beni kimsesiz bıraktı. Sen de bunu yaşayacaksın, evet maalesef. Ama yoksa benim seninle başka bir derdim yok. Çekil git Dila. Bak yoluma çıkan kimseye acımadım, acımayacağım. Ali'siymiş, Bora'sıymış. Ama sen başkasın. Git Dila bak. Tek cezan kimsesiz kalmak olsun. Çünkü ben durmayacağım, devam edeceğim. Senin aileni nerede bıraktıysam oraya dönecek o aile, o eve. Ben de babanın benim hayatım üstüne, babamın hayatı üstüne kurduğu o yere. Git Dila, git. Yoksa kurtuluşun yok benden. Seni de ezer geçerim. O yüzden git. Kalbin de canın da daha fazla yanmasın.